Arkadaşlar, normalde şu an büyük ihtimal hepimizin kadrını sadece bu renkte ve bu modda, başka şekil olmuyor. Ama atıyorum, koplamı yaptıktan sonra, mesela en baştan göstereyim. Ayarlara basıyoruz. Kodlama geldikten sonra ayarlar, ortamları seçtiğimizde renk modumuz aktif olmuş oluyor. Şu an bize sadece bu var. Bunların hiçbiri yok. Şuna fazla aldanmayın. Bu nedendir bilmiyorum. Benim arabama fazladan geldi. Şu an yapılan hiçbir arabada bu yok. Şansı sizde gelebilir, gelmeyebilir ama bende niye geldi bilmiyorum. Gelmeseymiş daha iyiymiş. Çünkü hiçbir şeye yaramıyor. Yeşil oldu yani. Yani ekran aynı. Teyp yeşil. Normalde hibridin rengi bu olduğu için nasıl olduysa bizim kodlamacı yanlışlıkla bana hibridi kodlamış. Helal olsun kendisine. Neyse. Atıyorum bakır modu alıyoruz kendimizi. Animasyonu yüklüyor. Bakır modu aldıktan sonra teybimizin rengi, kadranımızın rengi bakır oluyor. Ve başka nasıl bir şeydi o? Yani sürüş modu ile navigasyon modu da geliyor. Ama sizde bunlar aktif olmayacak. Yani şu an bende mesela navigasyon aktif değil. Delici notch araştırıyorum. Belki bir ihtimal bulurum. Aktif edeceğim büyük ihtimal. Sürüş modu bende şu an aktif. Sonradan radar kamerası koydum. Aynı arkası kamera koydum. Şu an şerit takibi aktif. O yüzden bu çıkıyor bende. Tablet okuyor. Şu an burada 30 tablesi nerede görüyoruz artık. Onun haricinde gölge modumuz var mesela. 3 parmak bastığımızda uygulama diyoruz. İlk cockpit diyoruz ki normalde şu an bizde bu da yok. Buna basarsam şimdi ayarlar değişir. Gölge moduna şu an geçti mesela. Sadece devir veya işte gösterilen kilometre göre kendini gösterir. Ayarlardan ben kendime şöyle bir şey yaptım. O yüzden ayarları bozmak istemiyorum. 1, 2, 3 ne oldu? Profillere ben kendi ayar şeylerimi yükledim. Kullanacağım ayarları yükledim, renkleri. Yani siz de öyle yapabilirsiniz mesela. Şu an hem teybim hem kadranımın ortası kırmızıya döndü. Kenarlar bakırdan çıkmış. Şu an fark ettim. Gölge modu da aktifti. Şu an gölge modunu her almak istediğinizde 3 parmak ilk kokpit. O şu an bu ayarda. Siz buna bastığınızda şu yanlar gölge moduna geçiyor. Yani sadece 0-1 gözüküyor. Gaza bastıkça onlar değişiyor. Yani atıyorum ben profilime diğer iki yine koymuşum. Gölge moduna koymuşum mesela. Aktif ediyorum. Zaten kadran hemen aktive geçiyor. Üçü de bakır modu koymuşum. Yani sistem bu şekilde çok özel bir hal alıyor. Askeri neymiş? Hiçbir şey yok. Özel. Ben de şerit takip aktif olunca ister istemez buraya bu da gelmiş oldu. Ama sonradan nedense şunlar da geliyor ama bir iki tanesi aktif olmuyor. Evet.
Buraya bak şimdi dikkat edin. Normalde bu modu biliyorsunuz zaten hepinizin arasında var. Buraya gelenler bu. Şu an bu çalışmıyor. Normalde grip kontrol olan arabalarda çalışıyormuş. Arabanızda grip kontrol varsa büyük ihtimalle aktif olacakmış. Bu G sensörü neyse G kuvveti. Bu da griple aktif oluyormuş. Bunlar zaten şu an sizin arabanızda var. Motor devre. Bu da şey. Ben de şu an şehir takip aktif olduğu için araba benim sürüşümü puanlıyor. Bu da aktif aslında. Dikkat seviyesi. Diğer tarafta zaten standart. Herhangi bir şey yok. Çok önemli bir şey yok. Bunun haricinde şuraya eski haline getireyim önce. Ben burada ne kullanıyordum? Motor bilgisi boş. Büyük ihtimal yol bilgisini kullanmışımdır. Aynen. Şöyle bir şey geldi bana. Mesela bunu daha test etmedim ama büyük ihtimal test edeceğim. Ayarlar. Lastik basınç şeması geldi. Burada hangi lastiğin sözde şu an test etmedim ama yakın bir zamanda test edeceğim. Bir tane lastiğin havasını indirip bir deneyeceğim. Hangi lastiğin inik olduğunu sözde gösteriyormuş. Ama test etmedim. Şu an tam aktif çalışıyor mu bilmiyorum. Benim şerit takibi aktif edince uzun kısa farlarım otomatik oldu. Şerit kalma yardımcısı gelmiş oldu. Yani şu an bu kadar. Yani şu an buna geçmemek bence delilik ya. Yani şu an arabanın kaderi değişiyor resmen ya. O kadar söyleyeyim size. Yani şu mod nedir abi ya? Sadece bize layık gördükleri şu mod nedir abi? Bir de girebilirsem çok güzel şeyler olacak ama. Yani bu nedir abi ya? Her şey mavi. Ama şu an ayarları ayarsız olduğundan gölge modda kalmış. Neyse şu an zaten ben de pek anladığınız gibi çok fonksiyon geldiği için ben de karışıyorum. Bak mesela şu an kadranlarda gölge modu. Bak bunu göstermemişim. Şu an iyi oldu denk geldi. Gece uzun yolculuğunuz var 8 saat. Alın size. Kadranın gölge modu. Sadece devrenin üst yükselttiğiniz şey yükselsin. Diğer kadranın arkası planı gölge olsun. Ya bence çok güzel bir şey.